Pınar Su Bay J Show'u sunar. Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize. Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye dur, tükürükleri boşaltmam gerekiyor. İyi akşamlar Türkiye. Power FM'de Bay J yayında. Bunu beklediğinizi biliyorum. Yani ben de olsam sıkıcı bir iş gününün ardından beni neşelendirecek birilerinin sesini özlemle beklerdim. İşimi seviyorum. Komedyenlik güzel bir meslek. Eşim çok sevmiyor mesleğimi. Gerçi onu çok eleştiriyormuşum yayında, onu söylüyor. Benim kadar hümanist, sevgi dolu bir dost insanın birini ayaklarının altına alabileceği iddiası bile mide bulandırıcı arkadaşlar. Gerçekten. Ona diyorum ki, ona hep şöyle diyorum. Afrika'nın bazı yerlerinde kadınların hiç söz hakkı yok. Sense bütün banka hesaplarıma giriş hakkı olan, istersen çalışmadan yaşama lüksüne sahip, dilediği zaman bana bağırma, çağırma, dırdır yapma ve cinsel mahrumiyet yaşatma şansı olan istisnai bir insan, değerli bir bireysin. Üstelik ben radyoda sadece gerçek olduğunu düşündüğüm şeyleri anlatıyorum. Burada göz kırptım. Keşke göreydiniz arkadaşlar. Evet. Nerede tanıştınız diyorlar bize. Bir barda tanıştım. Evet biliyorum, barda tanıştığınız biriyle evlenmek ne kadar akıllıca tartışılır. O da benle barda tanıştı. Çünkü biliyorsunuz, çok aç olduğunuz zaman markete gittiğinizde, eve döndüğünüzde bir yığın abuk sabuk ihtiyacınız olmayan şey aldığınızı fark edersiniz ya. Nasıl bağlayacağım merak ediyordu. Benzerlik var iki durum arasında. Her neyse. Ben artık bara filan öyle yerlere gitmiyorum. Çünkü belli bir saatten sonra yine birçok yerde sigara içiliyor. Sigara dumanı beni öldürüyor. Ve karımdan başka kimsenin ömrümü yavaş yavaş bitirmesine izin veremem. Evet. Sigara sadece içenleri değil, diğer aile üyeleri, çalışma arkadaşları gibi aynı ortamda bulunan kişileri de olumsuz olarak etkiliyor. Bu değişen dünyanın dışlamaya başladığı bu çirkin alışkanlığa karşı hareket etmeliyiz. Kamu spotlarını görüyorsunuz. Hadi baba, yapabilirsin. Yapamıyorum. Yapamıyorum, olmuyor. Sigarasız oda seçeneği vardı biliyor musunuz eskiden? Eskiden sigarasız oda seçeneği vardı. Şimdi birkaç tane sigara içilen oda koyuyorlar otellere. Hayır, sanki bazen normal olan sigara içmek de içmeyenlerin buna katlanmak zorunda olması gerekiyor gibi bir hava oluyordu. Neyse. Radyolu saatiniz var mı arkadaşlar? Belki ben radyo sunucusu olduğum için var. Biraz demode buluyor olabilirsiniz. Karım radyolu saatimi en son klasik müzik kanalına ayarlamış. Arkadaşlar, klasik müzikle uyanamazsınız. Öyle bir şey yok. O böyle bilinçaltınızın, bilinçüstünüzü yediği saatlerde şöyle bir anons geliyor kulağınıza. Süper. Sakin be. Birazdan Şef Von der Van Böhler Gessler Himmler Hitler'in yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan Ludwig van Beethoven'in bilmem kaçıncı. Avusturyalılar biraz klasik müziğin patentini almış gibiler ha. Yani Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach, Jacques Offenbach, Joseph Haydn gibi isimlerden sonra bunu kimden dinlemek istersiniz ha? Yani Alman ve Avusturya orkestralarından tabii. En iyi pastırmayı Kayserililer yapar. Bu kadar basit. Her neyse. Bu arada pastırma Kayseri'de meşhur olsa da aslında pastırma ustalarının birçoğu Sivas'a bağlı Kızılca köyünden çıkarmış. Sizin için araştırdım, yayına getirdim. Power FM'desiniz. Motorla mı geldin? Motorla bugün geldim. Biraz üşüdüm. İçliğimi yanıma almıştım, giymedim. Şimdi ama içlikle mi? Yani bu kadar o karizma, hava bir anda. Canım, son derece iyi bir marka olan bir Polar'dan bahsediyorum içlik tamam derken. Hani çok şey diyorsun. şimdi İçlik deyince paçalı don geliyor. Ayağa kadar paçalı don geliyor değil mi insanlar? Ne bileyim, aklıma? Rahmetli Kemal Sunal filmleri aklıma geliyor. Dinleyiciler, benim adım Bay J, burası Power FM. Beni dinlediğinizi bildiğim için uğraşıyorum bu kadar bu programı hazırlamak. Erkek olarak ben kendimi bildiğim için kadınların en büyük hatasının bize entelektüel olarak muhatap gözüyle bakmaları olduğunu düşünüyorum.
karım mesela ikide bir şey diyor bana. Ne düşünüyorsun şu anda? Hı? Hı? Ne düşünüyorsun? Hadi söyle bana, ne düşünüyorsun? Hanımla bir şey düşünmüyoruz. Hayatı sizin gibi kendimize zindan etmiyoruz. Ne derler? Düşün düşün çok tur işin. Sıradan bir erkeğin kafasındaki film müziği şudur günlük hayatta. Hadi çok neşeli bir günümüzdeysek. Ama hiç esrarengiz bir şey çalmaz. Ve biliyoruz bize ne düşünüyorsun diye sorduğunuzda, size hiçbir şey dediğimiz zaman bize pek inanmıyorsunuz ama cidden bir şey düşünmüyor olabiliyoruz. Ya da olsa olsa hiçbir şeyi düşünüyoruz, bu yüzden hiçbir şey diyoruz. Siz de sizi başımızdan savmaya çalışıyoruz sanıyorsunuz. Veya diğer sevgilimizi düşündüğümüz için söylemeye çekinip hiçbir şey dediğimizi, bu da başka bir mevzu. Ne de bu toplumsal paranoya Allah aşkına? Tamam, aldatmak çok popüler bir mesele, bir aktivite oldu, kabul ediyorum. Ama her birlikte olduğunuz erkeği daha önce sizi aldatan veya kötü davranan erkeklerle aynı sepete koyamazsınız ki. Ha? Yani büyük ihtimalle biz de sizi aldatıp yalanlar söyleyecek ama her erkeği aynı kefeye koyamazsınız ki. Ve biliyor musunuz, ben şeffaflıktan yanayım. Keşke siz kadınlar beynimizin içine girip neler döndüğünü görebilseydiniz. Evet, ağlat bebeğim, bunu isterdin öyle değil mi? Ne göreceğini zannediyorsun? Bomboş bir oda. Yerde kirli donlar var. Ah diyorsun, 18 defa yankı yapıyor. Ah 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 ah. Müzik geliyor alttan. Siz kadınların beynine girsek biz erkekler kim bilir neye benziyor? Devlet dairesi, arşiv odası gibi bir şey. Her yerde avukatlar, savcılar sürekli dosya karıştırıyorlar. 88 yılında Bay J bana yanlış yapmıştı. Onu alıp şu sınıfa koyun. Belki daha sonra dosyası açılabilir. Kullanabiliriz onu. Müzik de şey, Kara Şimşek. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Her an işsiz kalabileceğimi biliyor. Evde otorite kuramıyorum mesela. Hadi yatağa diyorum. Geç oldu. Sen yat yatağa diyor. Belki yarın sabah bir telefon gelir. İnşaatlarda iş aramaya başlamak zorunda kalırsın. Dinç olman lazım baba. Bu gülüşü benden öğrendi bu arada. Siz dinleyiciler benim için çok önemlisiniz. Bilmiyorum bunu hissettirebiliyor muyum? Fark ettirebiliyor muyum? Genelde hayatımdaki insanlar şikayet eder. Sevdiğini, şefkatini ve aşkını gösterme özürlüsün diyorlar. Ben de onlara ah neden öyle söylüyorsun ki diyorum. Ne diyeyim ki, gösteremiyorum çünkü sevmiyorum mu diyeyim? Ha? Ama siz gerçekten önemlisiniz. Çünkü talepkar değilsiniz. Her gün şartsız koşulsuz yanımda olan arkadaşlarım olarak görüyorum ben sizleri. Ve hayatımın şu döneminde şunun farkındayım ki hayatımdaki en değerli insanlar arkadaşlarım. Kız arkadaşların mı Bayce? Allah kahretme, bu sorunun geleceğini biliyordum. Evet, kız arkadaşlarım, çünkü pisliğin teki olabilirim ama yalancı değilim. Facebook fan sayfama dahil olan dinleyicilerime çok teşekkür ederim. Programım ve benim hakkımdaki düşüncelerinizi okuyorum, cevap veriyorum. Güzel bir iletişim platformu. Instagram'da keza, Instagram'da Bay J Show. İngilizce yazılıyor show. S-H-O-W. Bay J Show birleşik. Instagram sayfamı takip ederseniz çok mutlu olurum. Ben de sizi göreyim. Kim dinliyor onu göreyim. Facebook'ta da Bay J Bay J bulabilirsiniz. Yaklaşık 140 bin takipçi var. Oradan anlayabilirsiniz doğru sayfa olduğunu. Ve... kadından çok erkek dinleyicim var üye olarak. Bu da hakkımda çıkarılan cinsiyet ayrımcısıdır. Erkeklerle konuşmaz basma kalıbını ortadan kaldırmış oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha, imkanım olsa konuşmazdım. Ama onlar da insan. Bir kadın kadar mükemmel olmalarına imkan olmaması kendi suçları değil. Bu kadar teknolojiyi yakında taşıyamamaya başlayacağız biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha? Cep telefonu, GPS, müzik makineleri, Facebook, Google, Instagram, Snapchat, Tinder... Tinder'da yumuşadı adam. İnternetin sonsuz dünyası. Kafamıza çip monte edecekler bir süre sonra. Ve sakın bana hadi canım sen de deli saçması laflar ediyorsun Bay J demeyin. 50 sene önce birine deseydim ki 50 sene sonra otomobilinde giderken asla kaybolmayacaksın ve aracındaki bir alet sana nereye sapman gerektiğini söyleyecek. Artı biri aracını çalarsa bilgisayar haritalarında kırmızı bir nokta olarak görünecek ve hemen bulacaklar desem, hey jetkillerin aile babası biraz frene bas lütfen derlerdi. Ama oluyor işte. İnsanların ilk tepkisi şu olacak. Ben kafama çip filan taktırmam.
her adımınızın takip edildiği, kafanıza virüs girip hayatınızı felç edeceğini falan düşünürsünüz. Ama bilirsiniz her yeni üründe olduğu gibi önemli olan pazarlamadır. Gecenin bir saatinde bir direkt pazarlama reklamı çıkacak televizyonda. Biri şöyle diyecek: merhaba dost. Cep telefonunu, PDA'ını, laptopunu, iPod'unu, iPad'ini, fotoğraf makinenin yanında taşımaktan yoruldun mu? Bu arada stüdyodaki bir şaklaban elinde bütün bu saydıklarım, of ya taşıyamıyorum ve fırlatıyor. Ne yapacağım şimdi ben diye sızlanıyor. Salak, hepsini aynı anda taşımaya çalışmamakla başla bir kere, değil mi? Çanta kullanıyoruz. Fazla düşünmeyen insanlar için arkadaşlar bu reklamlar. Yapmayın lütfen. Sonra elindeki bu kadar çok elektronik eşya yüzünden, atıyorum, adamın kulağından kan filan fışkırıyor. Yeter artık, bunun daha kolay bir yolu yok mu? Öbür sunucu çıkar. Şimdi var artık. Kulağınızın arkasına yerleştireceğimiz bu küçük çiple bir göz kırpışla fotoğraf çekebileceksiniz. Sola bakınca chat odalarına, sağa bakınca Facebook'a gireceksiniz. LED televizyon mu satın almak istiyorsunuz? Sağ ayağınızı iki kez serçe yere vurmanız yeterli. Evet. Annenizi aramak için anne demeniz yeterli. Bir de şaka yapar: sakın iki defa tekrar etmeyin, o zaman anneannenizi ararsınız. Ha? 6 ay sonra yeni reklamlar başlayacak. Hey dost, 6 ay önce filan falan filan marka kulak çipi taktırdın diye kafanda 4,5 kiloluk tümör mü oldu? Şimdi Zamazingo çipleriyle bu sorun tamamen ortadan kalktı. Üstelik siz bir şey yapmak zorunda kalmayacaksınız. Tıpkı bir kukla gibi oynatacağız sizi. Favori restoranlarınızı, sevdiğiniz film türünü söyleyin ve geri çekilin. Ne zaman gidip seyrettiğinizi bile fark etmeyeceksiniz. Üstelik filmi beğenmezseniz hemen silebiliriz hafızanızdan. Zamazingo çip, insanı insanlığından çıkarmanın doruk noktası. Dünya ekonomik depresyonda ve bir türlü çıkamıyor da, kimse çalışmazsa bu depresyon sona erer. Eski mutlu günlere geri dönebiliriz. Evlerimiz mağaraya döner ama en azından mutlu oluruz. Karanlık olduğu için kimle... Yani... Bu dünyada iyi şeyler de oluyor sevgili dinleyiciler. Bir tanesi de Bay J'nin Power FM'deki şovu. Hepiniz hoş geldiniz. Sizi biraz güldürebiliyorsam, zaman zaman kahkaha attırabiliyorsam, kompleksli, hiçbir şeyi beğenmeyen insanları birazcık gülümsetebiliyorsam, ne mutlu bana. Ne mutlu. Akıl hastası bir dünyada yaşıyoruz dinleyiciler. Birbirimize destek olmamız lazım. Özellikle ben ve benim gibi 40'tan 50'ye doğru giden insanlar. Çünkü biz olduk artık, hayatı daha gerçek yaşıyoruz. 20 yaşında olmuyor ki insan. İstediğiniz kadar bozulun. 20 yaşındaydım, gördüm, gezdim, yaşadım, biliyorum. Hadi yine şat yapalım. Yine bir şat mı yapalım? Benim yaşımda önüne bir yemek koyuyorlar. Diyorsun. Acaba ne kadar sodyum içeriyor? Bir şey okumaya çalışıyorsun. Pardon, yakın gözlüğü olan var mı diye de. Bu yakın gözlüğü numarası kaç olursa olsun paylaşılabilen bir medikal gereç. Bu hiç ilginizi çekti mi arkadaşlar? Kimin olursa olsun yakın gözlüğünü alıp takıyorsun. Benim gözüm 1,5, benimki 4,5. Olsun, ben şunu okuyayım, evlenmek zorunda değilim gözlükle. Ver. Başka hiçbir ilaç veya medikal gereçte olmuyor bu. Kalçandaki platini bir versene, bakkala kadar gideceğim. Ve alçını alabilir miyim? Sanırım bileğimi çatlattım filan. Yeni bir çalışma var. Uçuş görevlileri uçakta cinsellik yaşadıklarını itiraf etmişler. Jetcost.co UK yapmış çalışmayı ve uçuş görevlilerinin %89'unun uçuş sırasında kuralları çiğnediğini açıklamışlar. En göze batan kural hatası, anket yapılan 718 İngiliz uçuş görevlisinin %21'i bir çalışma arkadaşlarıyla uçuş sırasında birlikte olduklarını itiraf etmişler. %14'ü de yolcularla birlikte olduğunu itiraf etmiş. Ben herhalde yanlış havayolu şirketleriyle uçuyorum diye düşünüyorum. Tepsileri dik duruma getirin. Koltuklarınızı dik pozisyona getirin. Uyarı bu. Biraz şansa bak ya. Ben uçtuğumda su istiyorum, 15 dakikada geliyor. Milletin keyfi yerinde ha. Biliyor musunuz, uçuş tehlikeli bir yolculuk. Bu yüzden her uçağa bindiğimde uçaktaki herkesi, yolcuları, görevlileri, pilotları küçük bir aile gibi görürüm. Ama bu kadar değil. Yani... Evet sevgili dinleyiciler, Amerika bunu her yıl yapıyor. Bence bizim de yapmamız gerekiyor. Bu yıl da yapmış. Bir çocuğu büyütmenin ne kadar para tuttuğuyla alakalı. Amerikan Tarım Bakanlığı yapmış araştırma. Bunu pek anlamadım. Samanla mı besliyoruz çocukları? Niye Tarım Bakanlığı yapıyor ki?
Neyse, 2015 senesinde doğan bir çocuğun 17 yaşına kadar masrafı 233 bin dolar tutmuş. Önceki yıla göre %3 daha fazla. Barınma masrafı %29 ile baş masraf, %18 ile yeme içme takip ediyor. Ben eminim elektronik eşyalar da bayağı başlardadır. Çünkü yani oyun konsolu, tablet, telefonumun modası geçti. Bütün arkadaşlarımda yenisi var. En önemli masraf barınma mı? %29'u barınmaymış. Çok özür dilerim, affedersiniz ama çocuk doğmadan önce köprü altında çadırda mı yaşıyorlardı? Çocuk için mi barındılar bir anda? Bu arada bu istatistiklere güvenmeyin. Geçen gün 15 yaşındaki oğlumu internette satmaya çalıştım. 14 bin liradan fazla vermediler. Belki şu anda ekonomi çok iyi değil diye ama zannetme, çıkaramazsınız parayı yani. Tabii şunu da unutmayın. İkinci ve üçüncü çocuklarda ailenin eski heyecanı kalmadığı için masraf azalıyor. Her şeyi yapalım falan yok. Ama değerli ebeveynler, sakın üzülmeyin, tamam mı? Bu 233 bin doların tamamının karşılığını sevgiyle geri ödeyecekler. Bu yüzden... ne istediğini söyleyeceksin. Herkese bağıra çağıra. İstanbul seni seviyoruz. Bu şehre bayılıyoruz. Sonra dinamit patladıktan sonra denizin üstündeki balıkları toplar gibi toplayacaksın mahsulü. You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar millet. Çok özür dileyerek gençlerle takılmaktan hoşlanmadığımı söylemek zorundayım. Hemen üzülmeyelim, hemen kızmayalım, hemen azmayalım. Bir dinleyin gençler önce. Düğüne gitmekten nefret ediyorum. Ve yaşıtlarımızın, benim yaşıtlarımın hepsi evlendi. Genç insanlar hala evleniyor. Ve ben düğüne gitmekten nefret ediyorum. Tam bitti diyorsun, bir çift daha evleniyor. Mart ayında Minez ve Emir diye bir çift arkadaşım evleniyor. Düğünlerine gitmek istemiyorum. Ama seviyorum da çocukları. Şimdi kilo aldım. Eski takım kıyafetlerim üstüme olmuyor. Yani bu düğüne gitmek işte vale servisi, altını, kıyafet takımıyla bana yaklaşık 2000 liraya mal olacak. Bu arada gitmeyeyim düğüne. 2000 lirayı zarf içinde nakden teslim edeyim. Nasıl fikir? Siz mutlu, ben mutlu. Bir de not yazmış, şöyle diyor Bay C. Gençler mutluluklar dilerim. Ben şu anda evde film seyrediyorum. Takım kıyafet 880 TL. Araç, amortisman, yakıt, vale 100 lira. Tam altın 890 lira. Düğüne gelmediğim için yaşadığım mutluluk 130 lira. Güle güle harcayın. Geçenlerde ne gördüm biliyor musunuz? Böyle antin kuntin kokulu mum satılan bir yerde. Ecnebi mumlar satılıyor, tamam mı? İthal. İşte Autumn Breeze, Sandalwood diye aromaları yazıyor. Bir tanesinde Wedding Day yazıyordu. Düğün günü. Wedding Day. Ben size düğün gününün kokusunu söyleyeyim mi? Metal bir kovaya 33 bin dolar koyup yakın, o dumanın kokusu. Al sana düğün kokusu. 3 defa evlenip bu işi dibine kadar incelemiş olan ben... Bir şeyler söyleyince neden insanlar kale almıyor onu anlamıyorum. Olmamış, kimseye uygun değil, sakın yapmayın diyorum. Saçmalama Bahçe. Sen becerememişsindir. Obsesif kompulsif ve manik depresif bir insansın. Çok zor adamsın. Sonra 4 yıl sonra acılı bir boşanmanın ardından gelip haklıymışsın diyorlar. Ben evliyim. Kadınlara bayılıyorum. Ben evliyim, kadınlara bayılıyorum. Ama hayatımda... Kendimi gay hissettiren bir iki şey var, paylaşmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Futbol maçı izlemekten hiç hoşlanmıyorum dediğim zaman... ...arkadaşlarımın gözleri etrafımda erkek sevgilime ağrıyor. Neden? Neden? Hepsinin yıllardır kombinesi, paso ligi, her tür zımbırtısı var. Ben en son 9 Kasım 2008'de Fener Cimbom maçına gittim. Zorla götürmüşlerdi. 2009 da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bak, Fenerbahçe takımını tutuyorum. 4-1 yendik. Ve ben böyle Asperger sendromlu biri gibi hissiz boş bakışlarla tepkisiz karşıladım bu yenilgiyi. Sıfır empati. Sıfır sempati. Ve böyle yanınızda sevinçten delirip bağırıp tezahürat yaparak zıplayan 30 bin kişi varken sabit durmak ne kadar acayip biliyor musunuz? Şey gibi hissediyorsun kendini, saçma sapan bir futbol tarikatının ayininde gibi hissettim. Mecbur değilim futbolu sevmeye.
Ben bir edebiyatçı ve fütüristim. Futbol bana vakit kaybı gibi geliyor. Üzgünüm. İsterseniz yuhalayabilirsiniz. Yuhalayın. Bunu yapacağınızı düşünmemiştim bu arada. Evet. Neden yaptınız? Çok üzdünüz beni. Hayır, anlatmaya çalıştığım şey, kadınlara ruhsal ve fiziksel olarak bayılıyorum. Ama diğer gelenekselleşmiş erkek muhabbetlerini sevmiyorum. Yani delikanlı gibi oturmam mesela. Kıvrılırım kenara böyle, Kleopatra gibi. Ortamdaki başka erkeklerle sidik yarışına girmem. Avcılıktan nefret ederim. Kavgacı bir insan değilim, yapıcıyım. Kirli çoraplarımı ortalıkta bırakmam. Kirli sepetini atarım. Ve inanır mısınız, bunları sadece beni dinleyen kadınlar bana bayılsın diye yapmıyorum. Bir kısmı doğru. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. Bay J. Nerede kalmıştık? Geçen gün öğle saatlerinde uyudum. Uyandığımda başımda sarışın bir kadın duruyordu. Aa dedim, neden gün ortası uyuduğumu anladım. Bana dedi ki, ayı gibi horladın dedi. Neden uyandırmadın? Bir tane geçirseydim böğrüme dedim. Kıyamadım dedi. Ayı dedin, horlak dedin. Madem kıyamıyorsun söyleme hiç, deme hiç. Madem bu kadar kıymet veriyorsun bana. On Power FM. Bay J benim adım, biliyorum bazen gerçekten hoşunuza gitmiyorum. Sizi anlıyorum, yani karım zaten bu hissettiğinizin nasıl bir şey olduğunu bana hatırlatıp duruyor. Problem yok ama unutmamanız gerekir. Unutmamanız gerekir. Power FM'de üstlendiğim bu görev kolay bir görev değil. Yani sosyal hiciv yaparken birilerinin incinmemesi çok zordur. Çünkü bir tarafta durmanız ve sağlam durmanız gerekir ki insanların güvenini kaybetmeyin şakanızı yaparken. Düşünün, ben hem iyilerin hem kötülerin tarafını tutuyor olmama rağmen tepki alıyorum. Yani söyleyeceğim şu, bazen benden tiksindiğiniz, iğrendiğiniz zaman kendi kendinize, kulaklığım bozuldu bir saniye, geliyorum. Evet, oldu. Düşünün, yani benden iğrendiğiniz zaman kendi kendinize şunu söyleyin. Ben aslında Bahçeden değil, mesleğinden nefret ediyorum. Yoksa ben yaptığım işte çok iyiyim arkadaşlar. Gerçekten iyiyim bak. Ben gençken alkoliktim bir ara. Bu itirafta bulunmak istiyorum. Yanlış yol, doğru yol değil. Sonra inanılmaz çirkin bir kızla çıktım 4 ay. Alkolizmimi iyileştirdi. Sabah uyanıyorum, kocaman bir kafası vardı. Ben hayatımda böyle bir kafa görmedim. Aa diyordum, bir daha içki içmeyeceğim. Bu böyle 40 sabah arka arkaya böyle oldu. Gençken insan ne yapacağını bilmediği, boşlukta kaldığı o dönemi nasıl atlatırsa hayatının kalanı öyle geçiyor. 68 görünümlü 66 bir Volkswagen kaplumbağam vardı üniversitede. Bir gün manyağın teki silah çekti bana ve çaldı arabayı arkadaşlar. Manyağın teki diyorum çünkü saygıdeğer hırsızlar olduğundan eminim dünyada. Bu manyak çünkü 66 fosfos çaldı. Pencereleri kapattı ve bastı gitti. Işıklara gelmeden karbon monoksit zehirlenmesinden ölmüştü gerizekalı. Sadece sahibine faydalı eşyalar vardır. Bunu unutmayın. Dokunmayacaksın. Dokunmayacaksın onlara. Bir hafta kutlama yaptım. Bu hafta. Abi bu hafta telefonla bana sigortaya satmaya çalışılan 300. telefon görüşmesini yaptım arkadaşlar. Artık ne yapıyorum biliyor musun? Çünkü normal geleneksel metotlar işe yaramıyor. Kibarlık sökmüyor. Bana diyor ki, ben bilmem ne sigortadan Meltem. Size %80 ödemeli planımızdan bahsetmek istiyorum. Ben söyleyeyim. Neden üstündekilerin %80'ini çıkartmıyorsun? Daha rahat konuşuruz. Meltem, şimdi sana dokunmanı istediğim yerlere söylüyorum. Bu arada diyeceksiniz ki, ya bir erkek ararsa, benim için fark etmiyor. Ben erkeklere de aynısını yapıyorum. Umurumda bile değil. Merhaba, işte ben Hasan diyor. Bilmem ne sigortadan arıyorum. Hasan, kolların kaslı mı? Tangoların Türkçe taklitlerinde çok fazla soru vardı. Sana nereden gönül verdim? Neden saçlarını öyle tarıyorsun? Kuaförüme sor, 50 lira mı aldı? You're listening to Bay J on Power FM. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Buenas noches, arigato. Love is a very splendid thing. Bay J benim adım. Bu akşam buraya mutlu geldim. Sakın frekansı değiştirip asabımı bozmayın. Bir yere gitmeyin. Mutlu kalmak zorundayım. Mutsuzken stüdyoyu ateşe verip müzik direktörünü rehin aldığım günü hatırlatmayayım isterseniz size. Fena şeyler olsun istemiyorum. Dünya
günden güne daha tehlikeli bir yer haline geliyor. Uzaylıların buraya gelmemesine şaşırmamak lazım. Bir de geçen gün aklıma geldi. Uzaylılar buraya niye gelsin ki? Ha? Neden? Tek bir sebep söyleyin. Bunlar ileri teknoloji kullanabilen, olgun ve gelişmiş canlılar. Bize verebilecekleri veya alabilecekleri bir şey yoksa gelmemeleri son derece doğal. Ben mesela 45 yaşına geldim. Hala Hasan diye bir arkadaşımla el şaplatmaca oynuyorum. Mesela birimizden biri elini havaya kaldırdığında mesela böğrüne yumruk atmaca falan oynuyoruz. Açık bırakma diyoruz bir de. Bence gelişmiş medeniyetler gereksiz yere bir şeyler yapmıyor. El şaplatmaca yine iyi. Omuza yumruk atmaca oynayanlar elini kaldırsın mesela. Omza yumruk. Hadi sıra sende. Bir sen vuruyorsun bir karşındaki. Biri pes edene kadar. Ya gece uyuyamıyorum ben. Bu kadar yetersiz ve saçma bir canlı türü olduğum için ben ya. Gece uyuyamıyorum ya. 1-2 25 yaşında fizik kitabı yazıyor. Ben 45 yaşında Hasan'la el şaplatmaca oynuyorum. Bunu izah edebilir. Beni gelsin ya. Kimse izah edemez bunu ya. Ve öyle bir şey ki, yani hayattan ve dünyadan kopuk bir insan da değilim. Her şeyi takip ediyorum. Büyük tehlikeler var. Irak vardı, şimdi İran, neyse şimdi İran'la arası iyi Amerikalıların. Ben sıradaki nükleer hedeflerini belirliyorlar. Ben Kore var diyorlar, Kuzey Kore çok tehlikeli falan. Rocky Balboa'nın Ivan Drago ile maçını hatırlayan kaç kişi var arkadaşlar? Aa evet, efsane. Arkadaşlar Rocky 4 filminde Rocky Moskova'da Ivan Drago ile maç yaptı. Kazandı. 5 sene sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöktü. Adam tek başına rejim değiştirdi. Niye Kore'de de bir maç yapmıyor ki? Ay, dünya ne hale geldi inanamıyorum sevgili dinleyiciler. Son bekarken de laf değil. 250 daireli bir apartmana taşınmıştım. Sadece bir tane bekar güzel kız yaşıyordu. Bir. Şöyle apartmanda, binada, ondan sonraki en güzel kız benim. Benim de formülüm belli. Yalan söyleyerek tavlayacağım tabii. Elime fincanı aldım. Güzel kızın dairesinin kapısını çalacağım ama dairesi 9 kat aşağıda. Hani diyecek ki neden kapı komşumdan istemedin? Neyse işte mazeretler düşünüyorum. Sonra üstüme başıma ne giyeyim düşünün. Takım kıyafetle gidemem. Ev halim çok pasaklı olur. Sonra çok iyi bir fikir geldi aklıma. Paçalı donla gitmeye karar verdim. Neden? Çünkü... İzah edince anlayacaksınız. Çünkü paçalı donla yani boxer'la gezen biri için ay çok kötü giyiniyor diyemezsiniz. Olsa olsa ay adama bak ne kadar az giyinmiş diyebilirsiniz. Neyse indim 9 kat aşağı eşofmanlarımla. Çünkü bir kız arkadaşım kendine güven olduğun gibi git dedi. Çok iyiydi ben kendime güvenmiyorum ki. Kadınlarla çok başarılıyım çünkü zenginim ve çok fazla bir şeyler ısmarlayabiliyorum. Onun için benimle birlikte olan kadın ne yaptığını biliyor mu zannediyorsunuz? Neyse kız şaşırdı, şekeri verdi ama içeri davet etmedi. Dediğim gibi sarhoş olmadığı ve banka cüzdanımı görmediği için kısa gününkârı bedavaya bir fincan şekerim olmuş oldu. Üstelik eninde sonunda kız beni sevdiğini anlayacak öyle değil mi? Neye gıcık oluyorum onu da hatırlatayım. Bebeğinin cinsiyetini yanlış tespit ettim diye bana gıcıklık yapan annelere. 40 santimlik bir yeni doğmuş ceninden biraz büyük bir şey. Tamam tek parça kıyafet giyiyor. Kafasında aseksüel bir bone var. Tombik ifadesiz bir suratı var. Ne güzel bir oğlan ne kadar. Oğlan mı oğlan değil kız. 6 aylık bir kız. Sanki hakaret ettim. Erkek olmak korkunç bir şey. No one else is but you are. By J on Power FM. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler sevgili dinleyiciler. Umarım iyisinizdir. Adım Bayşe, burada Power FM'de. Çok uzun süre çalıştım, hala çalışıyorum. Daha önce de bu işi yapıyordum ama bu kadar çok maaş alınca bir başka sunuyormuşum. Hepimiz görmüş olduk. Bir daha da dinlersiniz beni bir şey söylediğim zaman. Yıllar boyu yayınlarımda bana daha çok para verirseniz daha iyi program yaparım dedim mi? Ben dedim. Ama Bay J hiç mi meslek aşkın yok? Yok meslek aşkı, var para aşkı. Oga oga. Aynı kapıya çıkar. Daha çok kazanmak için daha büyük başarılara imza atmaya çalışırsın o kadar. Evet. İstanbul Power FM Merkez Stüdyo'dayım şu anda. Ve İstanbul'da olmaktan mutluluk duyuyorum çünkü evim İstanbul'da. Evet bu yüzden... Geçen gün vejetaryen bir kuruluştan bir mail geldi. Açtım okudum. Normalde hayatımdaki bütün sıkıcı ve tenezzül etmediğim işleri yapan bir menajerim, iki asistanım ve karım var. Ama Bay
Ayşe, kadınlar ikide bir ondan boşayıp duruyor seni. Ay yok, ay yatakta çok kötüyüm ondan. Bana hizmet etmek bir zevkti. Neyse, açtım maili. Şöyle diyor, eğer hayvanlar konuşabilseydi hepimiz vejetaryen olurduk. Çok saçma. Konuşabilen hayvanlar büyük ihtimalle bizi başka hayvanların daha lezzetli olduğuna ikna etmeye çalışırlardı. İnek diyor ki, Bayce, kunduz çok daha lezzetli benden. Ama bir kere kunduz yedikten sonra yine antrikot isteyeceksin. Üstelik daha büyük tatsızlıklar çıkacak. Danaya gidip şey diyeceğim. Bana yalan söyledin. Ya vallahi yalan söylemedim ya. Yalan değil ya. Bizim arkadaşlar dediydi, oradan biliyorum. Kıyma bana. Ay kıyacağım. Kasap bıçağıyla kıyacağım. Konuşan hayvanlar. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ve uçamayan kanatlıların yegane hayata geliş sebepleri bizi beslemek. Bunu görmek bu kadar zor mu Allah aşkına? 450 kiloluk bir et yığını zekası yok. İçinden tek o kalan zeka zerreciği şuna yarıyor. Ot yemeye ve yalvarırım beni kesip yiyin diye düşünmeye. Acı çekiyor. Ne olduğunu bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor, neden doğduğunu bilmiyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor ama 450 kiloluk et yığını otlamak acı veriyor. Ay. Bir tane de doğum kontrolüyle ilgili uyarı gelmiş. İşte zaten büyük problem bu, kime yolladıklarına bakmadan yolluyorlar. 20 yaşında adama gidecek mail bana gelmiş. Diyor ki doğum kontrol metodunu sürekli kullanmayın. Değiştirmek, alt bezi değiştirmekten daha kolaydır diye uyarmışlar değil mi? Şimdi ben 45 yaşındayım ve bir sürü param var. Neyi değiştirmek istersem onu değiştiririm, tamam mı aptal? Sanki alt bezini ben değiştireceğim. Dadısı değiştirecek. Niye çocuğun sırf şahaneliklerini deneyimlemek varken pis işlere burnumu sokayım ki? Üstelik bu işi bilen bir profesyonelden daha iyi değiştireceğim altını. Neyse, siz bana bakmayın. Doğum kontrolü önemli. Bir yandan cinsel hastalıklara karşı da korumuş oluyor ama siz diyorsanız bana bir şey olmaz. Benim canıma minnet, çünkü bence dünya çok kalabalık bir yer. Bunu düşünmeye devam edin. Çok güzel bir akşamdı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kınar Su, Bay J Show'u sundu.